Hocam selamun aleyküm. Size bir Aleyküm. sorum olacaktı. Yıllarca dinliyoruz açıklamalar yaptığınız zaman. Yine bir sorumu tekrarlıyorum. Ben oturarak kılıyorum namazımı. Taburede dizimden çok rahatsızım. Elimde şu an baston var. Yürüyorum, her yere gidiyorum ama namazımı oturarak kılıyorum. Bundan da üzüntü duyuyorum. Her yere gidiyorum da namazımı neye normal kılamıyorum diye üzülüyorum. Ama oturarak küçük taburede oturuyorum, kılıyorum rahatça. Yere de oturuyorum ama yerde de böyle uzattığım zaman toparlayamıyorum kendimi. Bu yüzden üzgünüm. Bunun açıklamasını siz zaten bana Allah izin verirse açıklamayı dinlerim ben sizi. Hep dinliyorum hocam. Tamam. Eminönü'ne de geldim, dinledim sizi Evet. Ramazanlarda, çok önceki seneler, iftar zamanı. Doğru. Teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun Amin. Açıklamanız için Amin. Şimdiden. Evet. Hayırlı günler. Dinliyorsundur bizi zaten anacığım. Şimdi dinde kolaylık var. Allah insanlara yük olsun diye emretmiyor ki. İnsan kendisi namaza ihtiyacımız olan biziz. Allah'ın ihtiyacı yok. Onun için zorlayarak değil. Dizimiz bazen bükülmüyor. Kireçlenme oluyor. İşte efendim orada menisküs oluyor. Damar işte efendim ne bileyim kanlar hareket etmiyor. Pek çok hastalık var. Yaş ilerledikçe geçen amcamızla yan yana namaz kıldım bir amcayla. Ayaklarını uzatmış. Beni de görünce biraz üzüldü yani. Utandı. Dedi ki toparlayamıyorum ayağımı dedi. Baktım yaş 85 falan var. Dedim ki tabii 85 sene seni taşıdı. Şimdi ne yapsın? Artık yoruldu. Toparlamak kolay değil. Onu yaşlı olanlar bilir. O zaman oturarak namaz kılmak caizdir. Yani zaruret olursa o farz düşer. Allahu Teala hem namaz için hem normal zikirler için ki orada ellezine yezkurun Allah'a kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim. Ayakta, oturarak hatta yatarak da namaz olur. Kalkacak hali yok. Oturacak hali yok. O zaman ne olacak? Başını da kımıldatabiliyorsa imayla namaz olur. İmayla namaz olduktan sonra rükûyu yapıyorsunuz, secde gidebilirseniz secdeye ama gidemiyor oturarak dediğine göre gidemiyor. Bu şekilde niyet ettim Allah rızası için sabah namazını farzını kılmaya bağladın ellerini okursun, rükûna gidersin, biraz eğilirsin, secdeye gidersin iki defa yaparsın. Oturuşlarda ellerini dizine koyarsın, ayakta okurken ellerini bağlarsın, dualarda ellerini dizine koyarsın ve o şekilde namazı eda edersin. Allah kabul etsin. Kendimizi külfete, zorluğa, hastalığa, sağlığımızı kaybedecek şekilde zorlamaya gerek yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.